Sayın Hakim ve Cumhuriyet Savcımız, Sayın Baro Temsilcisi ve Avukatlar, Sayın İlçe Emniyet Amiri, Sayın İlçe Jandarma Komutanı, 2023 yılı adli yılı açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Törenimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başlayacak. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, Sayın İlçe Jandarma Komutanım, değerli protokol, hakimlerimiz, Cumhuriyet Savcılarımız, çok değerli meslektaşlarım ve kıymetli adliye personelimiz. 2023-2024 adli yıl açılışını heyecanlı yürekten hissettiğimiz bugün de açılış programımıza hepiniz hoş geldiniz. Adli yıl açılışımızda birlikte olmamızın önemini tarihten bugüne bize aktaran başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını, bugüne kadar vefat eden, ebediyete irtihal eden tüm hakim, savcı, avukat, akademisyen, hukuk insanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Her adli yıl açılışı yeni bir heyecanın adımıdır. Kalbinde ve ruhunda hukukun hangi makamını temsil ederse etsin, tüm yargı ailesi bu heyecanı yürekten hissetmektedir. Bugün hakim, savcı ve avukatların ortaya koyduğu yargısal faaliyetler şüphesiz ki ülkemizin, devletimizin, halkımızın ve tüm insanların beklediği adalet kavramının diğer kutlu çabasıdır. Toplumun hukukçulara yüklediği yüksek umut ve haklı beklentinin tarafı olan hakim, savcı ve avukatların ayrılmaz bir iş bölümü bilinci, saygın bir birliktelik ve yüksek bir vizyon ile bu umut ve beklentiyi karşılama gayretleri her adli yılda daha da artmaktadır. Elbette tüm mümkünlerin içinde en iyisini yapmaya çaba sarf eden hukuk camiası, imkansızlıklar karşısında da ideali çizmeye, ideal bir adalet sisteminin ruhunu daima görünür kılmaya meslek adlarının gereği olarak çalışırlar. Bugün savunma ve karar üçgeninde elbette eksiklik
tehditlerin yer yer olduğu gözlemlenmektedir. Ancak bunların tamir, telafi ve tamamlanması da yine bu ülkenin hukukçularının hassas duruşuyla mümkün olacaktır. Toplumların gelişimi açısından en değerli kavramlardan biri de elbette eleştirmektir. Ancak eleştiri bozucu eleştiri olmaktan ziyade yapıcı eleştiri niteliğinde olmalıdır. Şöyle ki, yargının acımasızca dosyadan, içerikten bir haber, hukuki temelden ve formasyondan uzak bir şekilde medyada, sosyal medyada tartışılması, hakim, savcı ve avukatların davalar üzerinden yıpratılması maalesef hala devam eden bir yanlışlıktır. Yargı hepimiz için güvencedir. Yargının yıpratılması hatasından nereden uzaklaşılmalı ve yargının adalet sahasına kirli propagandalar sokulmamalıdır. Adalet ve yargının daha güçlü olması, daha güçlü durması için mesleğimizin savunma sahasının daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Avukatlık mesleğinin sorunları bugün kronikleşen bir hal almıştır. Avukata yönelik psikolojik ve fiili şiddet örneklerini görüyor, karşısında durmaya devam ediyoruz. Adalet Bakanlığımızca yargı reformu strateji belgesi ne istinaden hazırlanan insan hakları eylem planında da yer aldığı üzere öncelikle ve özellikle adli yargı hizmetlerinde avukatlardan alınan vergi oranlarının yeniden düzenlenmesi, zorunlu müdafaa ücretlerinin artırılarak bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamlarda tamamlanması, yine kamu avukatlarımızın çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirmelerin yapılması şeklinde dile getirilen hedefler 2023 yılı kapsamında yerine getirilmesi öncelikli beklentimizdir. Tüm bu sorunların çözümü için Manisa Borusu olarak ülkede öncü olduğumuz çok sayıda adalet çalışmasına yenilerini ekleyerek avukatlık mesleğine, yargının sorunlarının çözümüne ve adaletin tecellisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Hukukçu erdemiyle çözümün, fikrin, bilimin, birlikte proje üretiminin, hukuk geliştirmenin, saygın bir işbirliğinin tarafı olan bir anlayışın hakim olduğu hukuk iklimi için baromuz çözüme dair belgeler, tarihte belgeler ile tarihte yerini alan ana bir aktör haline gelmiştir. Manisa Barosu'nun çalışmaları, bu güçlü çalışmaları ortaya koymasında kamu kurumlarımızın, makamlarımızın ortak çalışmaları gösterdiği güven ve saygı duruş yanında elbette meslektaşlarımızın yüksek takdiri ve çabası da son derece önemlidir. Bu katkı ve memnuniyet onur vericidir. Bu mesleği onurla omuz omuza yaptığımız tüm meslektaşlarımıza teşekkürümü bir kez daha borçlu ederiz. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarının ve adil yargılanma hakkının esas olduğu eşit, adil, nitelikli ve adli çalışmayı hep birlikte ortaya koyacağımıza inancımız tamdır. Bugün burada olan ve aramızda fiilen yer alamayıp kalbiyle yanımızda olan herkesi aynı ufukta birleştiren adalet olan inancımızdır. Ne mutlu bu inancı taşıyıp bunun için mücadele ortaya koyan tüm hukukçulara ve hukuka inanan aziz milletimize. Adaleti hep birlikte onurla yükselteceğimiz mutluluk, sağlık, başarı dolu bir adli yıl getirmesini yeni temenni eden adli yılımızı kutlarım. Saygı, sevgi ve sevgi. Sayın Başsavcım, Sayın Kaymakamım, Sayın Baro Temsilcim, Sayın Garnizon Komutanım, İçeriye Kimim ve İçe Jandarma Komutanım, kıymetli hakim, savcı ve avukat meslektaşlarım, çok değerli mesai arkadaşlarımız, adliye çalışanlarımız, basının kıymetli temsilcileri, beyefendiler, hanımefendiler, hepiniz 2023-2024 adlı yıl açılış törenimize hoş geldiniz. 2023-2024 adli yılında önceki adli yıllardaki çalışmalarımızın üzerine yeni ve daha güzellerini katarak adalet hizmetinin memleketin her köşesine eşit bir şekilde ve en etkin ve hızlı bir şekilde ulaşması için gayret eden meslektaşlarımla birlikte yeni adli yılda da üstün bir gayretle bu hizmetin tüm vatandaşlarımıza tesisi, bu hizmetin tüm vatandaşlarımıza ulaşması için üstün bir gayretle çalışacağımızı hepinizin huzurunuzda belirtmek isterim.
tüm adalet neferleriyle birlikte, devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte, adalet göğün direğidir düsturuyla, adalet hizmetinin en hızlı ve en doğru şekilde tesisi için, tesisi noktasında gayret etmemiz temennisiyle, yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize, yargı camiamıza, hukuk camiamıza ve tüm sujelere hayırlı olmasını şimdiden temenni ederim. Tekrardan hepinizi saygılarımla selamlar. Yeni adli yılımızı kutlarım. Sayın Cumhuriyet Başsavcımız Sebahattin Erkaya'ya konuşması yapmak üzere bir şey davet ediyorum. Sayın Adalet Komisyonu Başkanı, Sayın Kaymakamı, Sayın Garnizon Komutanı, Sayın Baro Temsilcimiz, Sayın Avukatlarımız, Sayın Hakimlerimiz ve Cumhuriyet Savcılarımız, İç Emniyet Amirimiz, İç Jandarma Komutanımız, adliyemizin vefalı, vefakar, 7/24 mesai mevhumu gözetmeye çalışan çalışma arkadaşlarımız, hepiniz 2023-24 adliyle açılış törenine hoş geldiniz. Şimdi Avukat Bey konuştu, ardından Adalet Komisyonu Başkanımız konuştu. Bu sıralamayı şahsen ben yaptım. Neden yaptım? Biz iddia makamı olarak bugün adliyle açılışı var dedik. Avukat Bey her zamanki gibi sıraladı gerekçelerini. Başkan Bey de biz gerekli adaleti sağlayacağız dedi. Normal çalışma dönemlerimizde avukat taleplerinin %50'sini ya da tamamını ya red ederiz. Çünkü biz Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı makamı olarak ceza muhakemesi kanunu gereğince vehbi aleyha olan tüm delilleri toplamakla mükellefiz, görevliyiz. Bu yüzden topladığımız deliller de bazen tekrardan zikredilip toplanması talep edilebiliyor. Ama bugün tüm taleplerini veya bir kısmını reddetmeyeceğiz, tamamını kabul edeceğiz. Tüm temennilerine katıldığımızı buradan bitirmek isterim. Ağzına yüreğine sağlıyorum. Sayın Reisimiz de en son kendisi de şunu söyledi, biz de adaletin tecellisi için elimizden geleni yapacağımızı dile getirdi. Sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, geçen yıldan bu yıla kadar gittikçe adli soruşturmalarımız artmakta. Bu hususu belirtmek isterim. Özellikle de aile içi şiddet konusu artmakta. Bunlarla ilgili olarak da bizlerin psikolojik ve pediatrik olarak destekleyeceğimiz bir durum söz konusu değil ama adaletin tesisi için bu konuda elimizden geleni yapmaktayız. Bu sene 13 Cumhuriyet Savcımızla yine bu adli işlemlerimizi en hızlı şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Geldiğimiz bir yıllık süre zarfında İlçe Emniyet Amirimiz ve İlçe Jandarma Komutanlığımızla beraber özellikle uyuşturucu kaçakçılık konusunda kitle operasyonlara imza attığımızı belirtmek isteriz. Bu konularda ciddi gelişmeler oldu. Bu konularda kendilerinin emeklerine ve ilgili Cumhuriyet Savcılarımızın emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Bugünlere kavuşmamızda özellikle zaten biz Ağustos ayında Türkiye devleti olarak, Türk milleti olarak zafer ayı diyoruz. 26 Ağustos olsun, işte akabinde 30 Ağustos olsun ve bugünlerimize gelmemize sebebiyet olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehadet ermiş silah arkadaşları ve vefat etmiş olan gazilerimiz, yaşayanlara da uzun ömürler diliyorum. Hepsine minnetlerimizi belirtmek isterim. Bugünkü törenimize katılımınızdan dolayı da hepinize teşekkür ederim. Yeni adli yılın Türkiye milletine, devletine, halkına, hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürlerinizden dolayı da teşekkür ederim. Törenimiz kokteyl ile tamamlanacaktır. Yeni adli yıl hepimize hayırlı uğurlu olsun. Evet.